Günaydın. Bugün cuma. Biz Prag'dayız ve gördüğünüz üzere kar yağıyor. Bugün Prag'a gezeceğiz. Bayağı karlı ve zorlu bir yürüyüş olacak. Ama ya çok güzel yağıyor. Ben Antalyalıyım, tamam mı? Karın yağışı benim için her zaman güzeldir. Sadece tek sıkıntımız kayıyoruz. Olsun. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta Prag'dayız. Astronomik saatin önündeyiz. Aslında Prag'ın simgesi. Çok değişik bir saat. Şöyle astronomi, burçları, güneş falan gösteriyor ve çok detaylı bir saat. Ben çok beğendim ve her saat başı bir gösterisi oluyor. Aslında beklenen daha azdı gösterisi. Çünkü sadece şu gördüğünüz küçük mavi yerlerden bazı şeyleri temsil eden insanlar, simgeler geçti. Ama o kadar da hani öyle dans gösterisi yazıyordu internette ama aslında dans gösterisi gibi bir şey yok. Ya da var da kardan dolayı mı yok bilmiyorum ama yok sanırım, yani bu kadar. Annem bana hep derdi ki, yani bu gezi planı çıkmadan önce de hep falan böyle derdi. Ya Prag çok güzel, Prag'a git falan derdi ama bu kadarını beklemiyordum. Burada her adım başı Trdelník diye bir tatlı var. İnşallah doğru söylemişimdir. Böyle ilk başta bakışta kokoreç gibi duruyor ama gerçekten değil. Hi. Hi. Which one is the best? Böyle bir şey. Ya çok tatlı duruyorsun ama sen. Bu tatlı burada bayağı ünlü anladığım kadarıyla. Çünkü her adım başı bu tatlıdan görüyorsun zaten. Çok tatlı. Ben şey aldım. En üstte yazanı aldım. Şey. Vanilya çikolatalı, dondurmalı. Ve bayağı mutlu. Keşke sadesini alsaydım. 140 kron verdim. Yani 6 euro falanmış. Ya aslında euro olarak ucuz ama kuram olarak bayağı pahalı. Yani düşünsene 140 liraya dondurma alıyorsunuz. Yani buranın enflasyonu bayağı düşük bir ülke. Bu yüzden hani gerçekten her şey çok pahalı. Yani Türk lirası gibi düşündüğümde, hani ben bunu Türk lirasını alır mıyım diye düşündüğümde asla almam. Mesela menüler, yani sadece sandviçler 100 euro, menüler 120-130 kron, çok özür dilerim falan. Yani saçma yani ama yiyoruz, para yiyoruz, yapacak hiçbir şey yok. Günaydın, bugün cumartesi. Prag'da ikinci günümüz. Biz dün çok gezemedik. Hem hava durumundan hem de gerçekten gece uyuyamadığımız için çok yorgunduk.
Tren yolculuğu bir tık rahatsız geçti. Çünkü bir kabinde 4 kişiydik ve rahat rahat yayılamadık. Uyumakta problem çektik. Ama bugün uyuduk, kendimize geldik. Hem de bayağı bir uyuyorduk. Kendimize geldik. Bu yüzden bugün Prag'ı iyice geziyoruz. Arkadaşlar çok mutluyum. Şimdi bu ağlamayla gülme karışık bir video olacak. Hazır mısınız? Konuşmak istemiyorum ben. Arkadaşlar ilk defa dedik ki hani bir beleşi bir metroya binelim. Zaten kontrol etmiyorlar. Her gün alıyorduk. Allah çarpsın. Çok buranın kurallarına. Gerçekten uyuyorduk bu arada. Uygun, sadece bir kere dedik ki ne olacak ki? Sonra geldi dedi. Show your ticket. Show your ticket dedi. Dedi zaten dün almıştık. Onu gösterdik. Dedi ki yanlış almışsınız dedi. Kişi başı dedi 1000 Çek kuruna vereceksiniz. O da 40 euroya falan denk geliyor. Ulan biz burada yemek yemeye bile 200 Çek kuruna verince gözümüze geliyordu. 1000 Çek kuruna verdik ceza. Ağlamayacağım. Ben bu konu hakkında hiç konuşmak istemiyorum bu arada. Hiç yani. Kendimizin için feda edip domuz eti deniyorum. Bakalım tadı nasıl. Bu sucuklar mı domuz şey? Evet. Bence içinde de var. Normal bizim ev salçası. Hele o sucuktan ye. Hayır, midem bulanıyor. Beni kusturma. Niye aldın o zaman? Gözleri açılıyor. Kötü değil mi? Afiyet olsun. Kötü değil ama tabii ki de tanıdık olmadığım bir tat olduğu için. Ya bırak, kötü yani. Kötü değil. Kötü lan. Bir yerle karşılaştık ve böyle patates ve ice de aldım. Yani yaklaşık 2 euro falan denk geliyor toplam. Yani gayet geldik. Burası 45 hektarlık bir alanı kapsıyormuş. İçerisinde dini yapılar, saraylar, ondan sonra askeri yapılar, bahçeler, her şey varmış. Ve çok gotik tarzında bir yapı var arkamda şu anda. Birazdan size göstereceğim. Aşırı güzel bir yer bence. Daha için gezmeden bile böyle evet falan yaptırıyor size. Bu kalenin belirli bir yeri Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilmiş. Bu yüzden de biz girerken bayağı üstümüzü aradılar. İşte metal eşyaları çıkartılma genelden geçirdiler. Aslında hiçbir tarihi yapıdan geçerken böyle bir şey yapmanıza pek gerek olmuyor genelde. Ama burada gerek var. Çünkü dediğim gibi Cumhurbaşkanlığına
tahsis edilmiş belli bir bölümü. Ve 9. yüzyılda yapılmış bu bina. Aslında bayağı da eski. İnternetten araştırdığıma göre de Prag'ın manzarasını en güzel seyredebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Ki biz merdiven çıkarken bile bunu fark ettik. Gerçekten bütün Prag'ı görüyorsunuz. Buradan da izlenebiliyormuş. Hatta Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi böyle bir altın yol varmış, bahçeler varmış. Aslında ben biraz benzettim burayı orasıyla. Mimari olarak değil, sadece aynı düşünce yapısı olarak. Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl, you're not trying. Gruptan ayrıldım, sokaklarda bir tık kayboldum ve koştura koştura bir yere yetişmeye çalışıyorum. Sizce nereye? Yani Allah'ın Prag'ında kimi buldun dersiniz? Ailenin annesi ve babasıyla. Canım Apo abi ve Ence teyzeyle buluşmaya gidiyorum. Ördek yiyorlarmış. Ben de gideyim bakayım ne yapıyorlarmış, ne yiyorlarmış, bir buluşalım dedik. Hop bir oradayım, hop bir buradayım. Ben Apo abilerle birlikte yemek yedim ve şeyi öğrendim. Buranın ördeği meşhurmuş ve canım Apo abimle birlikte ve Ence teyzemle birlikte ördek yedik, bira içtim. Bir de tatlı yedim, tatlı çok güzeldi. Ya ben aslında video çekmek aklıma geldi onlarla. Ama muhabbetleri o kadar tatlı ve şeker ki yani öyle ortam bozum, hadi video çekelim benim YouTube kanalım için falan diyemedim. Ama buradan tekrar selam yolluyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. 1000 kere falan söyledim bu gece. Ama gerçekten onları çok seviyorum yani. Bir de burada karşılaşmamız aşırı güzel bir olay. Aşırı güzel bir tesadüf. Mesela Kars Köprüsü'nden geçiyorum şu anda ve hani manzara çok güzel. Bizim ilk geldiğimiz gün karlıydı. Şimdi gece olarak görüyorum. Bugün sabah da hani günlük güneşlikti. Hava soğuktu ama en azından günlük güneşlikti. Hani bugün de güneşli olarak görüyorum. Gerçekten Prag'a bu kadar aşık olacağımı hiç düşünmüyorum. Hazır yoldayken sizinle biraz muhabbet edeyim. Tripodum kırıldı. Tripodum az önce kırıldı ve gerçekten ağlamayacağım. O tripodu yapana kadar videolarım eğer size çok böyle sallantılı geliyorsa bu benim problemim değil. Ağlayarak videoyu kapatabilirsiniz. Neyse sonuç olarak tripodum kırıldı yani. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Burada biz çok dilenci gördük diğer şehirlere göre. Ve hani buranın gerçekten enflasyonu düşük olduğundan mı yoksa insanlar gerçekten böyle bir yoklukla sınanıyorlar mı bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var ki değişik bir şekilleri var dilenmek için. Şöyle ki biz namaz kılarken yere hani çömeliyoruz ya. Başımızı yere koyuyoruz, secdeye yatıyoruz. Tam o pozisyonda dileniyorlar ve bayağı bir süre öyle kalıyorlar. Sanırım bu ne kadar ihtiyaçları olduğuyla alakalı. Çünkü bazıları böyle yapıyor, bazıları yapmıyor. Ve bu benim içimi acıttı. Yani hani o kadar mı ihtiyacım var? Çünkü o pozisyonda uzun süre durmak biraz sıkıntılı. Yani evet, para için durursun gerçekten ihtiyacın varsa. Ama ben ilk defa görünce çok üzüldüm. İkinci olarak konuşmak istediğim konu da şöyle ki, gittiğimiz her şehirde ömrümüz gerçekten yürümekle geçiyor. Hani bununla ilgili bir sıkıntım yok. Hani tabii ki yürüyeceğiz. Ama hani yürü Allah, yürü yürü Allah, yürü. Yani bugün bile 30 bin adıma yaklaştık biz yine. Ama hani ne ara hani hiç öyle olmadı ve hani soğuk da etkili olunca benim her gezim benim için çok kötü geçiyor. Çünkü ya tabii yeni şehirler görmek çok kötü demeyeyim de ama hani hava ve yürümek hani ikisi de çok sevmediğim şeyler. Hava soğuk, yol uzak. Gerçekten eziyet gibi geliyor ama önceden de dediğim gibi Erasmus benim hep hayalim olduğu için her şey çok güzel şu anda. İkinci olarak yolculukta başıma gelen ve size tavsiye etmem gereken şeylerden iki tanesi de bir, kesinlikle sırt çantası olarak hem sırt çantası hem yürüteçli bir çanta alın. O kadar rahat ediyorsunuz ki. Çünkü gerçekten gezilerde çok yürüyorsunuz ve hani böyle aldığınız eşyalar ne kadar hafif olursa olsun ki asla olmaz. İki günlük bir yere gitseniz bile en azından hani tarak, ne bileyim bir şey, hani diş macunu, diş şeyi bilmem ne derken hani çok böyle ağır olacak çantası. O yüzden şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem sırt çantası hem de yürüteç çantalar var. Ben onu aldım, aşırı rahat ettim. Aşırı rahat ettim. Siz de onlardan bir tane alın yanınıza. Bavulunuzla birlikte el bagajı olarak alın. Hatta ben öyle yaptım. Çok rahat ediyorsunuz. İkinci olarak da kesinlikle power bank alın. Kesinlikle alın. Çünkü şöyle bir durum var ki
özellikle iPhone soğuk hava görünce ve haritayı açınca bitiveriyor şarjı. Allah Allah, bitiyor yani iPhone bu. O yüzden siz de yanınıza powerbank kesinlikle alın ve yolculuğa çıkmadan önce kesinlikle ve kesinlikle şarj edin. Benim tavsiyelerim içindelik bu kadar. Aklıma gelirse yine anlatırım. Yolda yürürken birisini arayamıyorum. Hani ben genellikle arkadaşlarım falan aradım yolda yürürken Türkiye'deyken. Şimdi onu yapamadığım için birazcık sizinle muhabbet ediyor gibi oldum. O yüzden bana çok iyi geldiniz. Teşekkür ederim. Biz artık Kreşova doğru yola çıkıyoruz. İnşallah ses size güzel geliyordur. Çünkü şu anda ben aslında trenin tuvaletindeyim. Buraya gelme amacım da içeride herkes yataklarını hazırlıyor şu anda ve ben size onların yanında rahat rahat konuşamayacağımı fark ettiğim için direkt tuvalete kaçtım. İçeride bir kargaşa var çünkü yataklı tren tuttuk bu sefer, yataklı vagondayız. Böyle olunca da biz ilk önce yerleştik, sonra alelacele yerleştik, işte temiz çarşaflarımızı serdik. Sonra arkamızdan gelenler bizi bekledi, şimdi onlar içeride, biz onları bekleyeceğiz falan durumu oldu. O yüzden içeride biraz curcuna var şu anda. Ve evet, herkes yerleştikten sonra size de yataklı vagonu göstermek istiyorum çok. Çünkü bizim yolumuz 10 saatlik bir yol Prag'dan Preşov'a. Bu yüzden de hani dedik ki hani yataklı tutalım, rahat rahat gidelim. Çünkü gelirken birkaç problem yaşadık. Uyuyamadık. Bu sefer dedik uyuyalım ne olursun. O yüzden yataklı tuttum. İlk defa başıma gelecek böyle bir şey de, ben de ilk defa tecrübe edeceğim ve bunu sizinle paylaşacağım.